Önce katı basıncı. Katı basıncı nedir? Katıların temas ettikleri yüzeye ağırlıklarından dolayı yaptıkları etkiye basınca biz katı basıncı diyoruz. Örneğin şuradaki iş makinesi. Bu örnek sorularda da soruldu bu iş makinesi gençler. Bu iş makinesinin uç kısmının sivri olmasının nedeni basıncı arttırmak. Ama mesela tekerleklerinin geniş olmasının, hatta bunlarda tekerlek yok, zincir sistemi var ve geniş olmasının nedeni de basıncı azaltmak. Yani katı basıncını değiştirebiliyoruz biz arkadaşlar. Cisim aynı olmasına rağmen basıncını arttırabiliriz, azaltabiliriz. Mesela toplu iğneyi görüyorsunuz burada. Bu iğnenin uç kısmının tahtayı delmesi ama arka kısmının delmemesi. Aynı kuvveti uyguluyorsunuz ama biri deliyor, biri delmiyor. Bunların temel nedeni basınçtan dolayı arkadaşlar. Şimdi biz aslında basınç ne demektir? Birim yüzeye etki eden dik kuvvete biz basınç diyoruz. Birimi paskaldır. Basıncı gösterdiğimiz sembol harf de büyük P harfidir arkadaşlar. Peki burada biz katıların basıncını bulurken ne kullanacağız? Katıların basıncında kuvveti yüzey alanına böleceğiz. Ya da kuvvet demeyeyim, ağırlığı. Ağırlık ne? Basınç eşittir katılarda. Ağırlık bölü yüzey alan. Yüzey alan. Ama bu yüzey alan temas eden yüzey alan. Neresi temas ediyorsa orayı bölün arkadaşlar. Önemli olan püf nokta orada. Artı bununla işlem yaparken daha çok size bağımlı bağımsız değişken sorusu gelecek. Çünkü müfredatta burada bağımlı bağımsız değişkenden söz ediliyor. Hatta müfredatta 3 yerde bağımlı bağımsız değişkenden söz ediliyor. Yani kontrol deneyden, katı basıncı, öz ısı ve fotosentezde. Özellikle katı basıncından her yıl sektirmeden soru sordular arkadaşlar bağımlı bağımsız değişkenden. O yüzden oradan gene bir soru daha gelecek size, benden size söylemesi. Ve bu katı basıncında önemli olan şudur. Ağırlık arttıkça basınç artar. Yüzey alan, temas eden yüzey alan arttıkça basınç azalır. Orada ters orantı var ve buna göre düşünmeniz lazım. Mesela çivinin veya iğnenin uç kısmının duvara saplanmasının nedeni ucunun sivri olması, yani yüzey alanın az olmasıdır. Arka tarafının duvara saplanmama veya tahtaya saplanmama nedeni yüzey alanının geniş olması arkadaşlar. Bu mantıkla düşünebilirsiniz. Artık katı basıncının günlük hayattaki örnekleri, mesela develerin ayaklarının geniş olması, ördeklerin aynı şekilde geniş ayaklı olması, artı kışın karda kayak yaparken batmamak için kayak takımlarının yüzeyinin geniş olması. Hatta bunlara ayrıyeten askerler de böyle bir ayakkabı giyiyor. Onlarınki de leken arkadaşlar. Leken dediğimiz, onların ayakkabıları da geniş yüzeyli olduğu için basınç azalıyor. Nasıl azalıyor? Yüzey genişlediği için ağırlık daha fazla yüzeye dağılıyor ve yere yaptığı baskı azalıyor arkadaşlar. Bazen de biz basıncı, katı basıncını arttırmak isteriz. Peki o zaman ne yaparız? Yüzeyi küçültürüz arkadaşlar. Mesela bıçakların uç kısmının sivri olması. Kramponlarının taban kısmının böyle dişli olması. Niye dişli oluyor? Çünkü çimlere daha iyi tutunabilsinler, çimlerin üzerinde daha sağlam durabilsinler diye arkadaşlar. Yani daha fazla basınç yapsınlar diye. Veya karda arabalara zincir takılması, o da basıncı arttıran bir etkendir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Artı mesela kamyonların tekerlek sayısının fazla olması. Niye? Çünkü onlar ağırdır. Tekerlek sayısı fazla olacak ki ağırlık daha fazla tekerleğe dağılsın ve yere yaptığı basınç azalsın arkadaşlar. Bunları unutmayın. Şimdi bu katı basıncında özellikle sizden ricam, bu bağımlı bağımsız değişkeni iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Bunlara göre sorular yapmanız lazım. Şöyle diyelim. Mesela bir tane kutu çizelim. Bir de şöyle iki kutu çizelim. Bir de şu şekilde üst üste üç tane kutu çizelim. Bunların yüzey alanları aynı olsun, ağırlıkları aynı olsun her bir kutunun, öyle diyeyim. Burada birinci, ikinci ve üçüncü düzeneklerimiz var. Burada mesela yüzey alanın basınçla ilişkisini ölçmek istiyorsanız ne yapacaksınız arkadaşlar? Sadece yüzey alanı farklı alacaksınız ama burada onu yapamayız. Niye? Çünkü 1 ve 2'yi kullanırsak hem yüzey alanı var hem de şeyleri farklı. O yüzden bu üçünün içinde yüzey alan ilişkisini ölçemeyiz. Ama neyi ölçebiliriz? Ağırlığın basıncı olan ilişkisini ölçeriz. O da 1 ve 3. düzenekleri kullanarak gençler. Hani ağırlığın basıncı ilişkisini ölçmek için 1 ve 3'ü kullanacağız. Ve burada da şuna dikkat edin. 1 ve 3. düzeneklerde gençler
bağımsız değişken ağırlık olur. İkisini kullanırsan. Hani basit bir şekilde böyle söyleyeyim. Direktman size bağımlı bağımsız değişken diye de sormayabilirler. Mesela derler ki ağırlığın basıncı etkisini ölçmek için hangi düzeneği kullanacağız? Gene kontrol deney sorusu olur. 1 ve 3'ü kullanacağız der geçersin diye işte. Evet, devam ediyorum. Geldik neye? Sıvı basıncına. Bir soru da buradan gelme ihtimali çok yüksektir. Sıvı basıncında hepinizin bildiği bir tane standart deneyimiz var arkadaşlar. Bir tane şişenin altından üstünden delik açıyoruz. En hızlı nereden fışkırma oluyor ilk anda? En alttan. Niye? Çünkü derinliği en fazla. Sıvılarda şöyle bir özellik vardı. Derinlik arttıkça sıvı basıncı da artar. Yani sıvıda aşağı doğru indikçe sıvı basıncı kesinlikle artıyor. Çünkü üzerinizdeki sıvı miktarı çok fazlalaşıyor. Ve şunu söyleyeyim size. Sıvıda aşağı doğru indikçe siz üzerinizde sıvıyı taşıyorsunuz aslında. Yani o sıvı size sürekli baskı yapıyor. Daha fazla inerseniz daha fazla baskı yapıyor. O yüzden derinlik arttıkça sıvı basıncı da artar. Hatta biz bunu derinliğe H diyorduk arkadaşlar. Bir de sıvılarda önemli olan etkenlerden birisi de sıvının yoğunluğu. Mesela şurada 3 tane kabımız var. Bu kaplardan basıncı en fazla olan A kabıdır. Çünkü neden? Çünkü sıvının yoğunluğu en fazladır. Mesela bunların derinlikleri aynı olduğu için sadece yoğunluğa bakacaksın. Sorularda şöyle düşünün. Mesela sıvı basıncı sorularında derinlik aynı ise ben yoğunluğa bakacağım. Yoğunlukları aynı ise derinliğe bakacağım diye. İkisi de aynı ise zaten basınçları aynı olur arkadaşlar. Hatta sıvı basıncının formülü neydi? Sıvı basıncı eşittir HDG. Hadi gidelim diye bir kodlama vardı. H ne? Derinlik. D ne? Sıvının yoğunluğu. G ise yer çekimi. Çoğu soruda bu yer çekimini çok işleme almayız. Ama yer çekimi olmayan yerde sıvı basıncı da olmaz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Peki H derinlik, D yoğunluk ikisiyle de doğru orantılıdır sıvı basıncı. Derinlik artarsa sıvı basıncı artar. Yoğunluk artarsa sıvı basıncı artar. Mesela tipik sorularda şöyle sorular gelir karşınıza. Ben göstereyim size. Örnek mesela ders kitabındaki örnek bir iki tane sorudan göstereyim. Şu şekilde soru gelebilir size. Mesela nedir? Balığın hareketini soruyor gençler. Balık A, B, C noktalarının hangisinde daha fazla su balığa basınç yapar diyor. En fazla B'de yapar, sonra A'da yapar, sonra C'de. Çünkü üzerindeki sıvı miktarına bakar. Alttaki sıvı önemli değildir arkadaşlar. Alttaki sıvı o cisme basınç yapamaz. Önemli olan üzerindeki sıvıdır. Bir de bunun haricinde mesela kabı ters çevirme soruları olur. Kabı ters çevirdiğimiz zaman, mesela şuradaki kabı ters çevirdiğiniz zaman gençler, bunda şöyle düşünün. Kabın sıvı yoğunluğu aynı. Aynı sıvı ama derinliği değişiyor mu ona bakın. Mesela taban alanı küçüldüğü için kabın sıvı derinliği daha da artacak ve dolayısıyla sıvı basıncı bir tık daha artması lazım arkadaşlar. Hani bunlara bu açıdan bakarsanız soruları daha rahat yaparsınız. Mesela şurada sıvı basıncı ile ilgili bir tane soru var. Nedir? Burada diyor ki mesela bir ile ikinci kabı alırsanız neyi ölçmüş olursunuz? Sıvının hatta kabın şekli değişse de sıvının basıncının değişmediğini ölçmüş olursunuz arkadaşlar. Çünkü sıvılarda basınç sadece derinlik ve yoğunluğa bağlıdır. Kabın şekliyle bir alakası yoktur. Bol bol sorularda bu karşınıza gelecek arkadaşlar. Mesela 4 ile 5. kaba düşünelim. 4 ve 5. kabı düşündüğümüz zaman sıvı basıncının derinlikle ilişkisini ölçmüş oluruz. Çünkü her şey aynı. Sadece birinin derinliği H, diğerinki H bölü 2'dir arkadaşlar. Mesela kimle kimi alalım? Örneğin 5 ile 6'yı düşündüğümüz zaman ise neyi ölçmüş oluyoruz? Sıvının yoğunluğunu ölçmüş oluyoruz. Hani sıvı basıncında bunlara çok dikkat etmenizi önemli rica ediyorum arkadaşlar. Zaten sıvı basıncında çoğunuz yapabiliyorsunuz. Bir tek gaz basıncında biraz sıkıntınız var. Ona da şimdi birazcık değineceğiz arkadaşlar. Bir de bizim bileşik kaplarımız var. Bu nedir? Bir kenarından sıvı döktüğümüz zaman bu kabın içine sıvı seviyesi hep aynı seviyede artar arkadaşlar. Hani kabın bir tarafı yükselir de diğer tarafı aşağıda kalmaz çünkü birbirine bağlı olduğu için. Bu tip kaplara biz bileşik kaplar diyoruz. Mesela şöyle düşünün. Sizin evinizin aynı hizasında bir su deposu var. Hiçbir alet kullanmadan size kadar su gelir. Ama
sizin evin aynı hizasında değil de daha yüksekte bir su depo, pardon, daha aşağıda bir su deposu var. O zaman size su gelmez. Çünkü o su deposu ne kadar yüksekteyse size karşı tarafta o kadar yükseğe çıkarılır. Hani bileşik kat mantığıyla düşünmeniz lazım bu olayı arkadaşlar. Artı aşağıda da göstermiş özellikle gençler. Sıvıların, kapların şeklinin hiçbir önemi yok. Kabı genişletsek bile sıvı basıncı aynı oluyor. Yeter ki haçları aynı olsun. Yani derinlikleri aynı olsun gençler. Hani sıvı basıncında bu noktalara dikkat ederseniz sorularda çok daha kolay halledeceğinizi düşünüyorum. Bir de geldik en baş belamız açık hava basıncı. Yani gaz basıncı arkadaşlar. Şimdi gaz basıncında şunu iyi bileceğiz. Derslerimizde de yapmıştık bu deneyi. Bardağın arkasını çeviriyoruz. Pardon, bardağın üzerine bir kağıt koyuyoruz. Ters çeviriyoruz. Bıraktığımız zaman sıvı dökülmüyor. Peki niye dökülmüyor? Normalde sıvı aşağı doğru bir basınç yapıyor. Sıvının basıncı var. Karşısında ona karşı koyan bir şey var ki o yüzden dökülmüyor. Kim karşı koyuyor? Hava basıncı karşı koyuyor. Hatta hava basıncı yaklaşık 10 metre, hatta 10,3 de ben yaklaşık 10 metre diyorum. 10 metrelik suyun yaptığı basınca karşı koyabilir arkadaşlar. Çünkü hava basıncı o kadar kuvvetli bir şeydir. Ha hocam, peki biz niye hava basıncından etkilenmiyoruz? Bizi niye preslemiyor hava basıncı diyorsunuz? Çünkü bizim kan basıncımız onu dengeliyor arkadaşlar. Hatta bu havanın yaptığı basıncı açık hava basıncı veya atmosfer basıncı diyoruz gençler. Şunu unutmayın. Gaz basıncında denge olayı çok önemlidir. Şöyle düşünün. Mesela bir tarafta basınç fazlalaşırsa hareket diğer tarafa doğru olur. Mesela şöyle düşünün. Buradaki sistemde şurada ben şu kağıdın yan tarafından bir tane delik açsam içeriye hava girecek mi? Girecek. Hava girdiği an karşıda bir hava basıncı daha olacak. Aşağıda sadece hava basıncı var. O zaman ne oluyor? Hava basınçlarını götürüyor ve sıvı basıncı fazlalık olacağı için su dökülüyor. Yani bu sistemde kağıdı yandan hafiften açarsanız içeriye hava girer. Hava girdiği an hop su dökülür arkadaşlar. Hani mantık şu. Basınç fazla olan yerden az olan yere doğru hareket eder hep. Bu mantığı iyi kavrayın ki mesela süpürgenin çalışmasında, pipetle meyve suyu içmede hepsinde aynı mantık var. Fazla olan yerden az yere, az olan yere doğru hareket etme var arkadaşlar. Hatta gazlardaki basıncı ölçen ilk kişi Torricelli'ydi. Ne yaptı? Bir tane boru buldu. Yaptığı borunun içine 100 santimlik borunun içine civayı doldurdu gençler. Doldurduğu civayı ne yaptı? Ters çevirerek bir kabın içine koydu. Kapta bir miktar civa aktı ve aktıktan sonra 76 santim civa kaldı. Ve dedi ki 76 santim civanın yaptığı basınç açık hava basıncına eşit dedi. Çünkü hava sadece 76 santim civayı kaldırabildi. Ama nerede? Deniz seviyesinde gençler. Peki bu yaptığı alete, bu sisteme ne dendi? Barometre dendi. Barometre açık hava basıncını ölçen alettir. Unutmayın arkadaşlar. Peki bu deneyi daha yukarıda yapsa ne olurdu? Şöyle düşünün. Biz şu an havanın içinde batmış durumdayız. Aynen sıvıda batmış gibi. Hava üzerimizde bize sürekli baskı yapıyor. Ne kadar çok batarsanız havanın içinde o kadar çok baskı yapar hava size. O yüzden yukarı doğru çıktıkça, yukarı gittikçe üzerinizdeki hava miktarı azalır ve dolayısıyla havanın yaptığı basınç azalır. Torricelli deneyini dağın tepesinde yapsaydı 76 santim değil de mesela 74 santim, 73 santim bulacaktı arkadaşlar. Çünkü yukarı doğru çıktıkça hava basıncı azalır. Peki hocam niye civa ile yaptı diyeceksiniz? Çünkü civa çok yoğun bir maddedir. Eğer su ile yapsaydı bu borudaki o 1 metrelik suyun hiçbiri akmayacaktı arkadaşlar. Ve dolayısıyla sınırı bulamayacaktı. Ve ne kadarlık hava basıncı olduğunu tam net hesaplayamayacaktı. 1 metrelik yani 100 santimlik boruya su koysanız da akmaz. 200 santimlik boruya su koysanız da akmaz. 10 metrelik boruya su koysanız gene akmaz. Ama ne zaman akar arkadaşlar? 10,3
3 metrelik bir boruya sıvı koyduğumuz zaman bu akmaz. Yani basit mantık şöyle düşünün. Suyun yoğunluğu daha az olduğu için suda daha büyük bir boru kullanmamız lazımdı. O yüzden Torricelli deneyinde civa kullanmıştır ki yoğunluğu daha fazla. Hani hava basıncının sıvıları itekleyebildiğini unutmayın gençler. Mesela pipetle meyve suyu içiyorsunuz. Meyve suyu içerken siz pipetin içindeki havayı çektiğiniz zaman orada boşluk oluşuyor. Boşluktan dolayı yani gaz basıncı bitiyor pipetin içinde. Pipetin içinde gaz basıncı bitiyor ama diğer taraftan o meyve suyuna hava baskı yapıyor mu? Yapıyor. O zaman orada boşluk varsa ne oluyor? Hava meyve suyuna baskı yaptığı için o pipetin içindeki hava boşluk oluştuğu için pipetin içine doğru sıvı dolmaya başlıyor. Aslında biz pipetle meyve suyu içerken pipetin içindeki havayı çekiyoruz gençler. Havayı kendimize doğru çekiyoruz. Pipetin içinde boşluk oluşuyor ve dışarıdaki hava basıncı o meyve suyunu itekliyor, bize doğru getiriyor gençler. Aslında mantık bu. Hani sorularda hep böyle düşünün. Hava basıncı bir şeyleri itekliyor, diğer tarafa doğru hareket ettiriyor gençler. Hani bu mantığı düşünürseniz çoğu soruda çok kolay yaparsınız. Mesela hava basıncının olduğu Magdeburg deneyi var. Hepimiz duymuşuzdur. Nedir bu? İki tane yarım küre var gençler. Şöyle iki tane yarım küre var. Yarım kürelerin arasındaki havayı aldığımız zaman yarım küre birbirine adeta yapışıyor. Yapıştığı zaman ne oluyor? Aslında hiçbir yapışkan yok. Niye yapışıyor? Çünkü hava basınçları o yarım küreleri birbirine presliyor arkadaşlar. Hava basıncı çok kuvvetlidir. Yaklaşık 17 tane otomobilin yaptığı basınca bedeldir arkadaşlar. O yüzden o küreleri iki tane küreyi Magdeburg küresini presliyor hava basıncı ve dolayısıyla ayrılmasını engelliyor arkadaşlar. Peki bunu nasıl ayırabiliriz? Çok basit bir yöntem var. İki kürenin arasına havayı doldurduğumuz zaman hemen küreler ayrılır. Çünkü hani hava olduğu zaman herhangi bir sıkıntı olmuyor. Herhangi bir hareket oluşmuyor. Dengeleniyor çünkü basınç. Mesela en basiti elinizi kaldırın. Elinizin sağından da solundan da hava basıncı olduğu için elimizi biz rahat hareket ettiriyoruz. Ama elimizin bir tarafındaki hava basıncını ben vakumlar alırsam elim o havasını aldığım tarafa doğru hareket eder. Çünkü diğer taraftaki hava basıncı daha kuvvetli olur. Hani basit mantık böyle düşünmenizi istiyorum gençler. Bunu düşünürseniz gaz basıncında çok rahat edersiniz. Açık hava basıncının özellikle. Peki bir de kapalı kaplardaki gaz basıncı var. Özellikle balonun içindeki gaz basıncı var arkadaşlar. Burada şu mantığı düşüneceğiz. Kapalı bir kabımız var. Gaz basıncını birkaç etken etkiliyor. Nedir bunlar? Bir, sıcaklık. Sıcaklığı arttırırsak gaz basıncı artar. Özellikle düdüklü tencerede yemek pişirirken sıcaklık arttığı için düdüklünün içindeki gaz basıncı artıyor arkadaşlar. Veya şöyle söyleyeyim. Mesela şey yapın. Balonu şişirin. Buzdolabının içine koyun. Bir süre sonra balonun küçüldüğünü göreceksin. Niye balon küçülüyor gençler? Çünkü balonun içindeki gaz tanecikleri soğuduğu zaman hareketleri azalıyor ve yaptıkları basınç azaldığı için balon küçülmeye başlıyor gençler. İkinci etken ise kapalı kaptaki kabın hacmidir arkadaşlar. Kabın hacmini küçülttüğümüz zaman ne oluyor? Tanecikler daha çok sıkışıyor. Sıkıştıkları için basınçları artıyor arkadaşlar. Bunu şöyle de yapabilirsiniz aynen balonda. Balonu şişirdiniz. Şişirdikten sonra balonu sıkıştırmaya başlayın. Balon yavaş yavaş basıncı artacaktır ve bir süre sonra patlayacaktır. Hatta hani yarışma yaparlar. Balonun üzerine oturarak balonu patlatmayacak. Tamamen gaz basıncını arttırmayla alakalıdır. Yani çoğu kimse bunu düşünmez ama balonun üzerine oturduğunuz zaman balonun hacmini küçültüyorsunuz ve gaz basıncı artıyor. Balon bu yüzden patlıyor arkadaşlar. Hani buralarda buna çok dikkat edin. Mesela çoğu diyor ki hocam balonun içindeki gaz basıncı hava basıncına eşit oluyor mu? O da eşit oluyor. Neden? Balonu siz şişirdikçe balon içindeki basınç dışarıdaki basınca eşitleniyor ki hareket oluşmuyor. Yani balon içindeki gaz dışarı çıkmıyor. Ya da preslenmiyor balon. Ve balon esnek bir maddeden yapıldığı için siz içine hava doldurdukça o balon şişiyor. Şişmese patlar arkadaşlar. Hani
Bir yerden sonra balonun şişme miktarı bittikten sonra siz içine gaz doldurduğunuz zaman balon ne oluyor? Patlıyor. Çünkü hacmi büyüyemediği için gaz basıncı dengelenemiyor. İçerideki basınç hava basıncından fazla oluyor ve balon patlıyor arkadaşlar. Hani bu olaya bu açıdan bakın. Balonu siz şişirdikçe dışarıdaki havadaki basınçla eşitleniyor ve denge durumu oluşmaya başlıyor. Bunlara çok dikkat etmenizi istiyorum gençler. Sorularda bol bol karşımıza çıkacak. Bir diğeri de mesela balonu serbest bıraktı uçan balonu. Yukarıya doğru gitti. Yukarı doğru gidince ne olur? Balon patlar. Çünkü siz aşağıda açık hava basıncı atıyorum 76 santim civaya bir eşit olan bir yerde balonu şişirdiniz. Balon içindeki basınç 76. Ama siz yukarı çıktıkça balon hava basıncı azalır. Hava basıncı azalacağı için balon şişmeye başlar. Niye? Çünkü hacmini genişletecek ki balon kendi içindeki basıncı azalsın. Şişiyor bir yerden sonra esneklik miktarı gittikten sonra balonun içindeki basınç hava basıncından daha fazla olacak ve balonu ne yapacak? Hop patlatacak arkadaşlar. O yüzden uçan balonlar yukarı çıktıktan sonra belli bir mesafeden sonra patlıyor arkadaşlar. Hani bunu da sorularda bol bol karşımıza geldiğini unutmayın. Mesela dağcıları düşünün. Dağcılar günlük belirli bir mesafeden daha fazla çıkmazlar. Niye? Fazlasını çıkamazlar mı? Aslında yürüseler çıkarlar. Çünkü yukarı çıktıkça açık havanın basıncı azalıyor. Peki bu ne gibi etki yapar? Vücudumuzun o basıncı dengelemesi lazım. Dengeleyebilmesi için belirli bir süre gerekli gençler. Hocam belirli süre yetmiyor mu? Eğer çok fazla mesafe çıkarsanız o süre yetmez arkadaşlar. Yetmediği için sizin iç basıncınız dışarıdaki hava basıncından fazla olur ve özellikle burun kılcallarından başlamak üzere damarlarınızdaki çatlaklar oluşmaya başlar. Yani damarınızın içindeki kan basıncı fazla gelir ve oralarda kanamalar başlar. İlk olarak kanayan yerde burun oluyormuş arkadaşlar. Çünkü burundaki o damarlarınız çok çok inceymiş gençler. Hani bunlara özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Hani gaz basıncında anlatacağımız çok bir yer yok. Ama örnekler sizin için çok önemlidir arkadaşlar. Gaz basıncında özellikle bu örneklere çok dikkat etmenizi istiyorum gençler. Peki bir önemli yer de ne biliyor musunuz? Pascal prensibi. Bundan size kesin soru geleceğini düşünüyorum bu sene. Peki Pascal prensibi nedir? Şunu unutmayın. Sıvılar sıkıştırılamaz kabul edilir. Bunu önceki yıllardan öğrenmiştim. Peki sıkıştırılamayan sıvıya bir baskı yaptığımız zaman sıvı ne yapıyor biliyor musunuz? Aynı baskıyı öbür her yerine iletiyor. Aynen hortumlar gibi. Hortumu musluğa takıyorsunuz. Çalıştırdığınız zaman ucundan su çıkıyor değil mi? Bunun nedeni musluktan hortumdaki suya baskı yapılması arkadaşlar. Peki şöyle düşünün. O sadece hortumun uç kısmına mı baskı geliyor? Hayır. Hortumun her yerine baskı geliyor. Bunu ispatlamak istiyorsanız hortumun bir kenarından delik açın. Tabii bunu yaparken kimse görmesin sizi. Değilse fırçayı yersiniz gençler. Hortumun bir tarafından, bir yan tarafından delik açtığınız zaman oradan da suyun fışkırdığını göreceksiniz gençler. Niye oradan da su fışkırıyor? Çünkü sıvı kendine uygulanan basıncı her yönde ve eşit büyüklükte iletir. İşte biz buna Pascal prensibi diyoruz arkadaşlar. Bu prensibi nerede kullanıyoruz? Arabaların fren sisteminde. Siz fren pedalına basıyorsunuz, küçücük bir pedala basıyorsunuz, oradaki sıvıya basınç uyguluyorsunuz. Hatta fazla basınç uyguluyorsunuz çünkü pedal küçük. Peki o basıncı nereye götürüyor? Alıyor o tekerleklerdeki balataların içindeki sıvıya götürüyor. O sıvı da yüzeyi geniş olduğu için basıncı alıyor aynen oraya geliyor. Fakat kuvvet artmış oluyor. Dolayısıyla fren pedalların çalışmaya başlıyor ve tekerlekleri sıkıştırıyor. Tekerlekler duruyor arkadaşlar. Pascal prensibini biz özellikle şunun için kullanırız gençler. Az kuvvetle ağır cisimleri ağır veya daha fazla kuvvet elde etmek için kullanırız. Hocam kuvvet nasıl değişiyor diyeceksiniz. Yüzey değiştiği için değişiyor arkadaşlar. Aslında basınç değişmiyor. Sadece kuvveti değiştirebiliyoruz biz Pascal prensibinde. Basınç aynen gider unutmayın. Hatta sorularda şey gelir. Hidrolik kullanmayıp başka sıvı kullansak nasıl değişir? Hangi sıvıyı kullanırsanız kullanın, basıncı tüm sıvılar aynen iletir. 10 Newton'luk basınç yapıyorsanız su da 10 Newton olarak iletecek.
Civa da bu basıncı 10 Newton olarak iletecek. Bunun kaçarı yok arkadaşlar. Hani bol bol sorularda bu öncülü koyuyorlar ve hepiniz düşüyorsunuz. Denemelerde de bol bol yapıyorlar. Sakın ha sıvının değişmesinin iletilen basıncı değiştirdiğini düşünmeyin arkadaşlar. Peki başka nerede kullanıyoruz bu Pascal prensibini? Hidrolik liflerde, araçları kaldırdığımız liflerde arkadaşlar. Veya arabaların sıvılık trikolar var. Böyle tekerlek lastik patladığı zaman onu arabanın altına koyuyorsunuz. Siz aşağı bastırıyorsunuz. Araba yukarı doğru gidiyor. Hatta Pascal prensibinin böyle bir özelliği daha var. Siz aşağı bastırırsınız. Sizin basıncı her yöne ilettiği için o cismi yukarıda kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Ha, artı mesela şöyle düşünün. Siz normal elinizle o arabayı kaldırabilir miydiniz? Valla ben kendim için söyleyeyim. Kaldıramam. Tabi aranızda bazı Herkül arkadaşlarımız var. Onlar kaldırabilir ama normal şartlarda o arabayı elimizde kaldıramayız. Ama küçücük bir krikoya, sıvılı bir maddeyi elimizde ufak bir baskı yapıyoruz ama araba kalkıyor. Neden? Çünkü sizin basıncınız aynen giderken o krikonun yüzeyi, arabanın altına gelen yüzeyi geniş. Geniş olduğu için kuvvetiniz artarak gidiyor arkadaşlar. Sizin bastırdığınız yerin yüzeyi dar olduğu için kuvvetiniz az. Ama öbür taraftaki yüzey geniş olduğu için kuvvet daha artarak gidiyor. Aynısı kamyonların damper sisteminde de geçerli. Kamyonun motorundan kuvvet uygulanıyor. Kamyonun yüzeyi geniş olduğu için, damperin yüzeyi daha geniş olduğu için kuvvet kat kat artıyor ama basınç aynı. Kuvvet arttığı için kamyonun damperi kalkıyor. Aynı şekilde itfaiye merdivenlerinde de bu sistem var. Veya size göstereyim şurada. Berber koltuklarında da var. Anlatmışımdır derste. Geçen berbere gitmiştim gençler. Küçük bir tane çocuk geldi. Beni normal şartlarda hayatta kaldıramayacak bu çocuk. Koltuğa oturdum. Ne yaptık? Küçücük bir pedala ayağıyla böyle yavaş yavaş bastırmaya başladı. Kuvvet uygulamaya başladı. Ve ne oldu biliyor musunuz? O çocuk aşağı doğru bastırdıkça benim koltuk yukarı doğru kalktı. Ve beni kaldırabildiği çocuk. Normal şartta kaldırabilir mi? Hayatta kaldıramaz. 40 yıl uğraşsa gene kaldıramaz. Ama ne kullandı? Pascal prensibini kullandı arkadaşlar. Çocuk küçük bir yüzeye küçüktü burada. Küçücük bir yüzey. Küçük bir yüzeye az kuvvet uyguladı. Ama benim altımdaki yüzey, benim yüzeyim, oturduğum koltuğun yüzeyi daha fazla olduğu için atıyorum 5 tane S30. Kuvveti 5 kat arttı arkadaşlar. Ve bu yüzden beni kaldırabildi. Fakat basınç aynı mı? Kesinlikle aynı. Basınç değişmiyor. O ne kadar basınç yapıyorsa benim koltuğun alt kısmına da o kadar basınç ediyor arkadaşlar. Hani bu mantığı iyi kavrayın ki sorularda hani şaşırıp kalmayın. Basınç aynen gidebilir fakat Pascal prensibinde kuvvet değişebilir. Hep takıldığınız yer burası oluyor arkadaşlar. Peki Pascal prensibini geçtim. Mesela atıyorum kapalı kaptaki gaz basıncının kullanıldığı en güzel yerlerden birisi nedir? Arabalardaki hava sistemidir. Hava yastıklarıdır. Peki burada ne yapılıyor? Herhangi bir kaza anında küçük bir hacimde saklanan, kutuda saklanan gaz, basınçlı gaz o hava yastığının içine bırakılıyor ve hava yastığının şişmesini sağlıyor. Hatta burada şeyi de düşünebilirsiniz. Basıncın fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru hava veya gaz hareket eder gençler. Bunu unutmayın. Nerede basınç fazlaysa az olduğu yere doğru hareket eder. Pompada da aynı sistem geçerlidir. Mesela bisikletlerinizin lastiğini şişirirken siz pompaya bastırdığınız zaman pompanın içindeki gazı sıkıştırdığınız için basıncı artıyor. Tekerleğin içindeki basınç az olduğu için pompadan tekerleğe doğru gaz hareket ediyor arkadaşlar. Yani gaz basıncında gazın basıncının fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru sürekli olarak bir hareket olur. Ne zamana kadar? İkisi birbirini dengeleyene kadar arkadaşlar. Veya günlük hayattaki örneklere geçelim. Mesela basıncın, katı sıvı gaz basıncının nedir? Traktörlerin lastiklerinin geniş olması. Kalem uçlarının ince olması. Veya su fıskiyeleri. O da Pascal prensibiyle çalışıyor arkadaşlar. Veya gelelim elektrikli süpürge. Elektrikli süpürgede aynen pipetle meyve suyu içmek gibidir arkadaşlar. Elektrikli süpürgenin motoru elektrikli süpürgenin içindeki havayı çeker ve arkasından dışarıya atar.
Havayı çektiği zaman elektrikli süpürgenin içindeki boruda boşluk oluşur. Hava basıncı toz taneciklerini sürekli olarak iteklediği için hava basıncı toz taneciklerini itekler ve süpürgenin borusunun içine doğru girmeye başlar onlar. Çünkü borunun içinde boşluk olduğu için basınç az, hava basıncı fazla, tanecikleri o süpürgenin içine doğru itekliyor arkadaşlar. İstiyorsanız siz de şeyi deneyebilirsiniz. Hatta yapmışsınızdır çoğunuz. Süpürgenin ucuna elinizi bir getirin. Elinizi vakumlar arkadaşlar. Niye? Çünkü süpürgenin içinde hava basıncı az olduğu için dışarıdaki hava basıncı sizin elinizi içine doğru itekler. Aslında sizin elinizi çeken hani süpürgenin kendisi değildir. Aslında sizin elinizi itekleyen bir şey vardır. O da hava basıncıdır arkadaşlar. Hani buna özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum gençler. Bunun harici gaz basıncında bugün iyi, süremiz yeterli geldi. O zaman şöyle bir iki tane daha noktaya değineyim ben size gençler. Ondan sonra bu dersimizi bitirelim. Daha sonra şeylere geçelim. Şimdi basınç sorularında sizden isteğim bir de şu var. Ne diyorlar? Basınç kuvveti diye bir kavram söylüyorlar. Onu es geçmeyin. Basınç kuvveti dedikleri zaman o eşittir ağırlık veya kuvvetin ta kendisidir. Hani başında basınç var diye sakın ha basınç olarak düşünmeyin. Basınç kuvveti eşittir ağırlık veya kuvvetin ta kendisidir. Hani sorularınızda buna göre çözerseniz çok sevinirim gençler. Bir de katı basıncında şöyle bir mantık vardı hatırlayın. Bir cismi yere temas eden bir cismi atıyorum dikine temas ettiği yüzeye dikine keserseniz arkadaşlar kesilen parçaların da öncekinin de basıncı değişmez. Mesela Sergen hocanızı demiştim. Sergen hocanız iki ayakta duruyor. İki ayağıyla yere temas ederek ayakta duruyor gençler. Dururken Sergen hocanızı ortadan keserseniz Sergen hocanızın her bir ayağının yaptığı basınç gene değişmez demiştim. Hani yüzey azalıyorsa ağırlık da azalıyor. Sorularda buna çok dikkat edin. Mesela ağırlık iki kat azaldı. Yüzey alan, temas yüzey alan iki kat azaldıysa basınç değişmez. Ama biri sabit kalırken diğeri değiştiyse o zaman basınç değişir arkadaşlar. Zaten biz günlük hayattaki uygulamalarda bunu yaparız. Ama sorularda buna çok dikkat edin. Ağırlık iki kat azaldı. Yüzey alanda iki kat azaldıysa basınç değişmez. Mesela pizza. Pizzayı veya et ekmek diyeyim. Daha akılda kalıcı olsun sizin açınızdan. Hatta orucuz. Aklınızda daha da kalıcı olur şu an. Etli ekmek, upuzun etli ekmek. 2 metrelik etli ekmek var önümüzde. Güzelce de doldurulmuş. Mis gibi. Bu etli ekmeği bıçakla kesiyoruz. Kestiğimiz zaman istediğiniz gibi kesin. Dikine kes. Yeter ki dikine kesin yüzeye değil. İlk durumdaki yere yaptığı basınç ile 2 metrelik etli ekmeğin yere yaptığı basınç ile her bir parçasının yere yaptığı basınç aynı olur. Çünkü siz başlangıçta yüzeye atıyorum 10'du. Ağırlık 10'du. 10 bölü 10'dan 1 basınç. Sonra parçasını kestiniz. Kestiğiniz parçanın ağırlığı 1. Yüzey de 1. O zaman gene 1 basınç olur. Hani yüzey alanla ağırlığı aynı oranda arttırır veya azaltırsanız basınç kesinlikle değişmez. Bu arada etli ekmekle ilgili güzel bir soru olur değil mi gençler? Evet. Bu kadar yeter isterseniz. Daha fazla oruç canınızı çektirmeyin ben sizin. Bu dersimiz burada bitsin.